Arkadaşlar merhaba. Klasik otomobil sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sohbet konumuz yine Chevrolet modellerinden. Daha önce 55 ve 56'yı biliyorsunuz sizlere tarihçesini özetlemiştim. Bugün de 1957 Chevrolet'yi tarihçesini sizlere özetlemeye çalışacağım. 1957 yılında Chevrolet mühendisleri modelleri arasında diğer eski modellere nazaran araçta biraz daha radikal bir değişikliğe gittiler. Bu değişiklik 57 Chevrolet'in Cadillac'a benzerliğinden dolayı Bebek Cadillac adı ile anılmasına neden oldu. Ön tampon tasarımı ve ön panjur tasarımı Cadillac'ı çok andırdığı için bu şekilde Bebek Cadillac adıyla anılmaya başlandı. Ön kaputta kullanılan daha önceki hot bird dediğimiz yani kaput kuşlarının yerini hood roket yani kaput roketleri yerine aldı ön kaputta. Şurada görmüş olduğunuz şöyle söyleyeyim. Bunun haricinde aracın yerden yüksekliğini biraz daha şey yapmak için, alçaltmak için daha önceki modellerde kullanılan 15 jantlar yerine Chevrolet mühendisleri 14 jant kullanmaya başladılar. Biraz daha araca alçak bir görünüm vermek istediler. Bunun yanında ön kaputtaki roketlerin haricinde çamur farların etrafındaki havalandırma girişleriyle aracın içine taze hava girişi sağlanıyordu şu bölümlerde. Bakın şu kısımlarda. Bu da ayrı bir yenilikti Chevrolet için. Arka kuyruk tasarımında 56 ile baktığınız zaman biraz daha köklü bir değişikliğe gidildi. Kuyruklar biraz daha 56 modelle kıyasladığınızda daha böyle keskin hatlara sahip bir dizayna döndü. Ben yine size bu modelleri, Chevrolet'in 57 modellerini bloğum üzerindeki tarihçe üzerinden anlatacağım. Oradan özetleyeceğim. Siz alta açıklama kısmına koyduğum linkten o tarihçe kısmına girip bütün ayrıntıları ayrıyetten motor özelliklerini vesairelerini ayrıyetten görebilirsiniz. O yüzden ben burada video çok uzamasın diye daha biraz hızlı hızlı geçeceğim konuları. Motor olarak V8 Super Turbofire 283 kubiklik bir motor kullandı Chevrolet. Bu yeni motorla da o zaman dünyanın kubik başına bir beygir gücünü elde eden ilk motor iddiasında bulundu GM. Bu da bir yenilikti. Corvette modellerinde de ramjet fuel enjeksiyon dediğimiz yeni bir enjektör sistemini kullanmaya başladılar. Şimdi isterseniz çok daha fazla uzamadan bütün model tiplerine ve özelliklerine birlikte göz atalım. Arkadaşlar, şimdi bloğum klasikotom.com açıklamadan da koymuş olduğum linkten girebilirsiniz. Bloğuma girdiğinizde eğer PC üzerinden giriyorsanız burada abone ol kısmı var. Buradan e-posta adresinizi yazarak abone olabilirsiniz. Chevrolet'in haricinde bütün modellerle ilgili burada tarihçe ve makalelerim var. Bunları da kategoriler bazında görebilirsiniz. Biraz Mercedes'te ağırlık veriyorum bloğumda. Kökenimde Mercedes daha ağırlıklı olduğu için. Bunun haricinde aralarda ben reklamları kapattım. Bloğumda bunları okurken birkaç da reklam tıklarsanız bana da bir katkıda bulunmuş olursunuz. Çünkü reklamların gösterilmesinden değil, daha çok sadece tıklanmasından ancak fayda sağlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 57 Chevrolet dediğim gibi Bebek Cadillac adıyla anılıyordu.
Ve şu kaputtaki roketler biraz evvel anlattığım ve ön far tasarımından dolayı bu ismi almıştı. Şu farların etrafındaki havalandırma girişlerinden de aracın içine temiz hava girişi sağlanıyordu. Bunun haricinde kasa versiyonlarına tek tek anlatacağım size. 57 Chevrolet'in sedan, coupe, convertible ve station wagon ana modelleri üzerinden gideceğiz. Ve bunların ayrı ayrı isimleri ve model tipleriyle beraber size hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce motorlarına bakalım. Motorlarında yine eskiden gelen 56 Chevrolet'den gelen Blue Flame dediğimiz sıralı 6 silindirli 235 kubiklik motor kullanıldı 57 Chevrolet'de. Burada şöyle söyleyeyim size. Şanzımanlarda da bir ayrı farklılıklar oldu. Bunlara da değineceğim. Şanzımanlarda otomatik seçeneklerinde iki ayrı tip otomatik şanzıman farkı da eklendi. Şimdi bu biraz evvel size bahsettiğim V8 silindirli 283 kubiklik motor, işte bu kubik başına tek beygir elde ettik dedikleri motor, 4638 cc hacminde, 185 beygirle 283 beygir arasında güçlere sahipti bu motor. Burada şanzıman olarak koldan bildiğimiz işte 56 Chevrolet'den bildiğimiz koldan vitesli manuel 3 ileri, yerden 4 ileri overdrive'lı manuel şanzıman, otomatik şanzımanlarda da Power Glide 2 otomatik, 2 kademeli otomatik şanzımana ilave olarak 57'de Turbo Glide dedikleri 3 kademeli otomatik seçeneği de sunmaya başladı GM Chevrolet modellerinde. Burada görmüş olduğunuz motor da ramjet yakıt enjektör sistemine sahip olan korvetlerde kullanılmaya başlanan yeni motor seçeneği. Bu motoru almak için de yaklaşık 500 dolar gibi bir fark ödemek zorundaydınız. Daha doğrusu diğer modellere bu motoru takmak için, ramjet motorunu takmak için. Korvetlerde ise standart bu motorlarla üretildi. Şimdi modellerine baktığımız zaman Chevrolet'in en baz modeli olan 150, 150 diye geçen modeli fiyatları 1900 ile 2900 dolar arasında fiyatlanıyordu modellerine göre. Bu görmüş olduğunuz model 150'nin, 150 modelinin İki kapılı utility sedan denilen ve 8300 adet üretilmiş, daha çok polisler tarafından ve resmi kurumlar tarafından kullanılan modeli. Motorlarda tekrar tekrar hepsini size burada söylemeyeceğim. Motorların bütün üretim adetlerinde, yani bütün modellerde hem 6 silindirli hem 8 silindirli motorlar kullanıldı ve tüm biraz evvel saymış olduğum şanzıman seçenekleri kullanıldı. Bunları dediğim gibi alttaki linkten girerek siz bunlara şey yapabilirsiniz, güçlerine vesairelerine bakabilirsiniz. Tekrardan hani sürekli aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi olmayayım ve video çok uzun ve sıkıcı olmasın diye. Zaten çünkü bu tarz videolar biraz uzuyor mecburen. Yine şimdi 150 modelinin iki kapılı sedan modelini görüyorsunuz. Bu model 70 bin adet civarında üretildi. Bu araç 150 modelleri 210 modellerinden ayırmak için şuradaki görmüş olduğunuz çıta kısa. Şu ön kısımlarda çıta yok. Bunu görüyorsanız eğer bu baz model dediğimiz 150 modelidir. Burada görmüş olduğunuz yine 150 modelinin 4 kapılı sedan modeli, bu da 52 bin adet üretilmiş. Bu görmüş olduğunuz araçta yine tek kapılı 150 Handyman modeli. Bu da 14.700 adet gibi sınırlı sayıda üretilmiş bir model. Bunun haricinde
Bir de yine iki kapılı olup Window Delivery denilen bir modeli var. 150'nin. Daha basic bir araba. Bunun haricinde burada görmüş olduğunuz araçta yine Sedan Delivery denilen yine dağıtımlarda kullanılan kargo firmaları vesaireleri tarafından veya şirketler tarafından kullanılan modeli. 150 modelinin de kullanılan kumaş bu. Handyman Station Wagon'da kullanılan kumaş seçenekleri de bu arkadaşlar. Şimdi 210 modeline gelelim. 210 diye geçen. Bu modeller 2400 ile 3400 dolar arasında fiyatları var. Yani en pahalısı 3400 dolara kadar çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz araç yine 210 modelinin iki kapılı hardtop, yani bizim direksiz diye tabir ettiğimiz modeli ve 22.600 adet üretilmiş. Yine 6 ve 8 silindirli motorlarla. Bu görmüş olduğunuz araç yine hardtop modelinin 4 kapılı, yani bizim 4 kapı direksiz diye tabir ettiğimiz modeli. Burada 210 ile Belayır'ı birbirinden nasıl ayıracağınızı merak ediyorsanız, aslında birbirlerine dizayn olarak çok benziyorlar. Ama Belayır'ın V8 modellerinde şu ön kaplamadaki Şaule ve V yazısı V8 modellerinde altın kaplamadır arkadaşlar. Ve şu kısımlar genelde alüminyum kaplamadır. Şu görmüş olduğunuz. Bunlar da tavanla aynı renkte boyalıdır. Buradan ayırt edebilirsiniz. Ama genel anlamda birbirlerine tasarım olarak çok benziyorlar araçlar. 210 ile şey. Çünkü 150 modeli biliyorsunuz çıtası kısaydı 150 modelinde. Burada görmüş olduğunuz araç iki kapılı sedan modeli ve 162 bin adet gibi oldukça fazla sayıda üretilmiş. Bu görmüş olduğunuz araç da 4 kapılı sedan modeli. Tabii ki en fazla satılan modeli 260 bin adet civarında üretilmiş. 210 modelinin. Bu Delray modeli 210 modelinde kulüp kupe diye geçen ve 25.600 adet gibi sınırlı sayıda üretilmiş bir araçtır. Bunu daha önce 56'dan da hatırlayanlarınız vardır belki. Bunlarda iç döşemeler biraz daha farklıdır. Sınırlı üretim o araçlar. Bu Tuten modelinin station vagonlarına baktığımızda Beowulf diye geçen bir modeli var. 21 bin adet üretilmiş ve 4 kapılı station bir araçtır bu. Bu görmüş olduğunuzda Townsman 210 modelinin 127 bin adet üretilmiş. Bu daha basic bir modeli. Bu görmüş olduğunuz araçta yine Tuten modelinin Handyman modeli arkadaşlar. Bunu canlı olarak bulamadığım için katalog resmini koydum. Burada Tuten modelinin döşemelerini ve kombinasyonlarını ve isimlerini görüyorsunuz. Şimdi Belayır modeline geldiğimizde en lüks modeli dediğimiz 2500 ile 3500 dolar arasında yine fiyatlanıyor. Bu görmüş olduğunuz araç Chevrolet Belayır'ın en çok tutulan convertible modeli ve dünya üzerindeki üretim adedi 47.562 adetle sınırlı. Ve koleksiyonerlerin gözdesi bir araçtır. Belayır'ın dediğim gibi şu şey kaplaması alüminyumdur. V8 modellerinde şu V yazısı ve şeyler görmüş olduğunuz şekilde altın kaplamadır. Şuradaki yüzgeçler de altın kaplama. Bu görmüş olduğunuz iki kapılı hardtop direksiz modeli 166 bin adet üretilmiş ve biliyorsunuz Amerikancıların biz direksiz arabalara ve convertible araçlara merakı daha fazla. Bu da 4 kapı direksiz dediğimiz sport sedan diye geçen Belayır'ın 4 kapılı hardtop modeli. Bu da 132 bin adet üretilmiş. Şeyle kıyasladığımızda biraz daha az sayıda. İki kapılı modeliyle kıyasladığımızda.
Bu iki kapılı sedan modeli 62.700 adet üretilmiş ve bizim direkli diye tabir ettiğimiz model. Bakın arka kuyruk tasarımı 56 Chevrolet'e göre çok farklı bir tasarıma bürünmüştü. Bu yüzden de bence Amerikancılar tarafından 57 diğer modellere nazaran biraz daha sevilir görüntüsü açısından ve Cadillac, bebek Cadillac adını neden aldığını herhalde birçoğunuz bu konuda hemfikirdir benimle. Çünkü çok benziyor Cadillac'a. Burada görmüş olduğunuz model tabii ki en fazla satılan 4 kapılı sedan modeli. 250 bin civarında üretilmiş. Bu görmüş olduğunuz modelde Station Wagon, Townsman diye geçen ve 27 bin adet üretilmiş. Nispeten daha en lüks modellerinden. Ama en lüks derken de Nomad kadar değil. Nomad daha spor ve şey donanımlı. Bu benim de masa üstüne koyduğum model. Nomad modeli her zaman hem üretim adedi çok fazla değil, 6.000 adet gibi neredeyse tüm modellerin içinde en az üretilen araçlardan. Bu aracı tabii çok sınırlı sayıda üretilmiş olması daha kıymetli hale getiriyor. Bir de tek kapı Station olmasına rağmen dizaynından dolayı kupe bir aracı andırdığı için koleksiyonerler tarafından da oldukça yüksek rakamları el değiştirebiliyor. Burada Bel Air modelinin döşeme şeylerini, versiyonlarını koydum buraya. Bunları alttaki linkten girerek bakabilirsiniz. Burada 57 Chevrolet'in tüm orijinal renklerini görebiliyorsunuz ve isimleriyle beraber. Burada da kombinasyonlarını görüyorsunuz. Bunların için hiç uğraşmayın. Bunların hepsi linkten girdiğinizde benim bu bloğuma girerek buradan görebileceğiniz şeyler. Burada ben bütün şeylere olduğu gibi Amerikan arabalarının tarihçelerine koyduğum gibi yine elektrik donanım şemasını koydum. İhtiyacı olanlar buradan faydalanabilir bloğumdan. Şimdi Chevrolet Corvette modeline gelince tabii ki 6.200 adet gibi çok az bir sayıda üretildi ve ramjet motorlarına sahipti 57 senesinde ve koleksiyonerler tarafından oldukça yüksek rakamlara el değiştiriyor. Özellikle buradaki bu egzoz tasarımı şeylerden çıkan tamponlarla beraber iç içe olan değişik vites kolu tasarımı vesairesiyle oldukça koleksiyonerlerin talep ettiği bir model. 283 kubiklik motoruyla satışa sunuldu. Ramjet motoruyla. Burada görmüş olduğunuzda prototiplerinden bir tanesi. Chevrolet'in fuarda sergilemiş olduğu. Arkada da bakın Nomad'ı görüyorsunuz. Diğer modelleri görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz yine prototiplerden sınırlı sayıda üretilmiş ve yarışlarda baş mühendisin oğlunun kullandığı araçlardan bir tanesi. Daha önce de 56 senesinden bahsetmiştik hatırlarsınız. Yine bu araç yarışan araçlardan SR2 modeli Race Car diye geçiyor. Şimdi hızlı bir şekilde ticari araçlarına da bakalım. Video biraz uzuyor kusura bakmayın. Ama tarihçi olduğu için mecburen böyle gidiyor. Bu 3100 Stepside denilen pickup modeli 57 senesinin ve çok güzel bir tasarımı var bana göre. Bu 3100 Cameo Flatside denilen pickup modeli. Bu da 3100 Suburban modeli. Ticari araçta biliyorsunuz Chevrolet her alanda araç yapan bir firma. Bu yine ticari araçta Panel One 3100 Task Force diye panel diye geçiyor. Bu görmüş olduğunuz 3200 Stepside Pickup modeli. Bu daha önce söylemiştim size bu 3200'ler, 3600'ler
Buradaki rakamlar arttıkça aracın tonajı artıyor arkadaşlar. Bu 3600 Stepside Pickup modeli. Bu 4 çeker aynı zamanda. 3800 Stake Truck denilen şasi modeli. Bu 4100 4x4 kamyonu. 4400 yine hafif kamyonlarından. Bu görmüş olduğunuzda 4500 School Bus denilen gaz mankinin garajında otobüs modeli. Bunun maalesef canlı resmini hiçbir yerde bulamadım internet üzerinde. Bu SEO diye geçen truck modeli, 57 model. Yine bu büyük kamyonlara benzer bir şeyi var, tasarımı var. Bu 6100 truck modeli, 6400 modeli, 6500 modeli. Bunları yine fabrikanın kataloglarına bakarak modelleri buraya sıralamaya çalışıyorum. 8100 truck modeli, bu da 6800 okul bus denilen, school bus dediği okul otobüsü modeli. Bu da trailer 10.000 serisi diye geçen, bunun farklı modelleri de var. Burada görmüş olduğunuzda hem okul otobüsü hem şehirler arası kullanımda 10.800 modeli. Arkadaşlar 57 modelin tarihçesini burada bitiriyorum. Bunun sonunda şuradan girip işte 56'nın, 55'in, 57'nin ve diğer kategoriler kısmından diğer markaları ve tarihçelerini görebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.